Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bayraktar. Yalnız Değilsin serisinin 16. videosundayız ve çok çok önemli bir konuya geldik. Cümle ögeleri muhakkak her sınavda farklı farklı soru tipleriyle çıkar karşımıza. İlk soruya baktığımızda ögelerini ayırmamızı istemiş. Hemen şöyle başlayalım. Sunar'da yüklem. Bursa Ovası sunar'da özne. Zengin toprak yapısı ve uygun iklimiyle sunardı zarf tümleyeceğim. Bir yılda birkaç kere ün, ürün alma imkanını sunardı. Nesne, belirtili nesne. Ve size sunardı dolaylı tümleç. Çıklarda özne, zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem ve cevabımız Adana. İkinci soru. Yukarıdaki cümlenin öge ve öge dizilişiyle aşağıdakilerden hangisindeki aynıdır diye sormuş. Şöyle bakalım. Kalktık, yüklem. Yaklaşık 40 kilometreyi yürüyerek gideceğimiz için kalktık. Burası edat tümlecidir. Ve zarf tümleci diyelim. Güneş doğar doğmaz kalktık. Burası da zarf tümleci. Yani ne oldu? Zarf tümleci, zarf tümleci yüklem. Yılmadan çalışırsak amacımıza ulaşırız. Ulaşırız yüklem. Yılmadan çalışırsak zarf tümleci. Amacımıza ulaşırız. Dolaylı tümleç A olmadı. Sevinçle çığlık atarak içeri girdi. Girdi yüklem. Sevinçle çığlık atarak girdi. Zarf tümleci içeri girdi. Yeryon zarflarından olan zarf tümleci. Evet cevabımız Bursa. Şimdi diğerlerine de bakalım yine de. Gidecekmiş yüklem. Tıp okumak için gidecekmiş. Burası zarf tümleci. Yurt dışına gidecekmiş. Dolaylı tümleç. Zarf dolaylı tümleç. Yüklem oldu. De, C şıkkı. Dün akşamki konuşma bizi çok üzdü. Üzdü yüklem. Dün akşamki konuşma özne. Bizi nesne. Çok zarf tüm. E'ye de baktığımızda uyardı yüklem. Davranışta ölçüyü kaçırınca uyardı. Zarf tümleci öğretmeni uyardı. Özne onu uyardı. Nesli cevabımız bu. Üçüncü soru sadece yüklemden oluşmuştur demiş. Bakalım sonsuza açılan bir mutluluktu. Yüklemimiz burası. Bugün özne iki ögeli. Sonbaharın kışa döndüğü az güneşli bir gündü. Bunun tamamı yüklem cevabımız bu. Bir önceki videomuzda söz öbeklerinden bahsetmiştik. Bunun ta tamamı tek Söz öbeği. Nasıl oluyor hocam? Tekrar göstereyim. Gün isim. Bir gün sıfat. Güneşli gün sıfat. Az güneşli. Bakın az güneşli. Şöyle bütün olarak sıfat. Döndüğü gün. Bakın yine bir sıfat tamlaması. Kışa dönmek fiilimsi. Sonbaharın döndüğü isim tamlaması. Bunların tamamı bir söz öbeği oluşturuyor. Ve tek yüklem bu şekilde ortaya çıkıyor. Cevabımız Bursa. Dördüncü soru temel ögelerden oluşmuştur. Temel ögelerimiz neler? Özne ve yüklem. Yani aşağıdakilerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diye sormuş. Halit Usta'nın evinin köşesinde durdu dolaylı tümleç. Bir otobüs durdu özne durdu yüklem. Yardımcı ögelerden birisi var burada. Bahar gelince açtı zarf tümleci. Bakın direkt B'yi eliyorum. Yaşlı adam bıraktı. Şurası özne. Elindeki poşetleri nesne. Yere dolaylı tümleç. Bunu da eledim. Kelimeleri birer nota gibi kullanmak. Şöylece özne Yahya, Yahya Kemal'in işidir. Burası da yüklem cevabımız deniz. Sadece özne ve yüklemden oluşmuş D Evet geçelim 5. soruya. Hangisini ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmamıştır demiş. Bir önceki videonun son sorusu olarak çözmüştük aslında. Söz öbekleri parçalanamaz kuralıyla alakalı bir soru olduğu için orada çözmüştük. Burada tekrar çözmüş olalım. Sofrasına gelen incirleri yerken, bakın bu cümlenin zarf tümleci şu şekilde olmalıydı, bunun parçalanmaması. Dün akşam eve giderken buradaki zarf tümlecinin de şu şekilde olması lazım. Buradaki zarf fiili tamamladığı için burası öbek oluşturuyor. Bunun buradan bölünmemesi lazım. Ben giderim, her yıl giderim, Ayseri'ye giderim, trenle giderim. Bakın bütün ögeler doğru yerden ayrılmış. Herhangi bir söz bey parçalanmamış. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Ayşe'nin karnesi isim tamlaması. Bu romanın türü oldu. Şöylece bunun bir tamamı tek bir özne olacak. Bunun buradan bölünmemesi lazım. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Altıncı soru. Boş bırakılan yere hangisini getirirsek dolaylı tümleç olur. Dolaylı tümleç olması için E, D, C'nin eklerinden biriyle bitmesi lazım. Bakıyorum. Var, 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 yok, yok. C ve E seçenekleri gitti. E, D'den ekleriyle bitecek ama burada zaman, neden, Amaç gibi anlamlar olmamalı. Dolay tümleçte bu anlamlardan herhangi biri olamaz. Nasıl olduğunu anlayamadan, bakın zaman anlamı kattı o zaman burası zarf tümleci oldu. Bilmediğim bir sebepten açık açık sebep ifadesini veriyor. Neden anlamını veriyor. O zaman burası da zarf tümleci. Oldu. E bakıyorum boyaları dökülmüş bu odada. Şu parçanın içinde ne zaman anlamı var ne neden anlamı ne de amaç anlamı. Burada yer anlamı. Zaten dolay tümlecinin diğer neydi? yer tamlayıcısı o zaman cevabımız deniz. Yedinci soru belirtisiz nesne vurgulanmıştır. Peki vurgu cümlenin vurgusu nerede? Fiil cümlelerinde yüklemden önce. İsim cümlelerinde yüklemin kendisi. O zaman biz burada yüklemden önce ne arayacağız? Nesne arayacağız. Oturdu yüklem kaçırarak oturdu zarf tümleç. Buldu yüklem önünde buldu dolaylı tümleç vurmuş. Ekledi. Niye ekledi? Not alınacak bir kısım ekledi. İşte burası ne? Arkadaşlar Belirsiz nesne. nesne. Cevabımız Ceyhan. Değişik türleri vardır. Var olan ne? Değişik türler. Burası özne. Özne vurgulanmış. Ve bakalım. Görmedim. Burada da nesne var ama. Bakın ne diyor? Olup biteni kendi içinde yaşayamadan sanatçı çıktığını. Sanatçı çıktığını. Şurası nesne ama. Belirtili nesne. Biz belirtisi nesne arıyorduk. Bu yüzden cevabımız. Özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur diye sormuş. Bakalım. Rabia bu sokaktaki 3 katlı evde doğar. Doğar yüklem. Rabia doğar. Özne bu sokaktaki 3 katlı evde dolaylı tümleç. Cümlede nesne yok. A gitti. Evlerin pencerelerinden sarkan kadınlar şöylece özne dedikodu yapar. Yüklem özne ve yüklemden oluşur. Bey de ediyor. Sinekli Vakkal romanı özne, adını nesne, eski bir İstanbul mahallesinin yoksul sokağından dolaylı tümleç alır yüklem. bizde ne arıyorduk? Zaten bunu arıyorduk. Cevabımız Ceyhan görünüyor. Halide Edeb'in olgunluk dönemin en mükemmel romanıdır. Bakın bunun tamamı yüklemden oluşmuş tek parça. Ömür dediğimiz şey burası özne tüm cümleleri tanımlamaya dolayı tüm net yetmiyor. Yüklem nesne yok cevabımız Ceyhan'a. Dokuzuncu soru hangisi tek ögelidir? O zaman sadece yüklemden oluşması gerekir. Sanat özne duyguların buluşmasıdır. Özne ve yüklemden olur. Durmak bilmeyen yaramaz bir çocuktu. Bakın tek öge. Çocuk yüklem bir çocuk sıfat tamlaması. Yaramaz çocuk sıfat tamlaması. Bilmeyen çocuk sıfat tamlaması. Durmak bilmeyen fiilim öbeği. bütün parçalar birbirini tamamlıyor. Söz, tamamı tek bir söz öbeği olduğu için tek yüklemden oluşuyor. Cevabımız Bursa. 10. soru soru yüklemi buldurmaya yönelikti. Nerede kaldın? Dolay tümleci. Neden dik dik bakıyorsun? Zarf tümlecine. Kitapları mı? Bakın mi soruya da vurguyu buraya taşıdı. O zaman nesneyi vurguladı. Ne zaman geleceğini söyledim mi? Bak mi soru ya bu defa nerede kullanıldı? Yüklemden sonra kullanıldı. Ne mi buldurmayı? Sor, sorulara cevap verirsek. Nerede kaldın? Şurada. Neden diktik bakıyorsun? Şundan dolayı. Kitapları mı? Evet kitapları koyacak. Söyledi mi? Söyledi. Ne, nasıl cevap verdik biz? Yüklemle cevap verdik. Demek ki yüklem buldurmayı. Cümle dışı unsur. Cümle dışı unsurlar neler? Bir, bağlaçlar cümle dışı unsur. Ünlemler cümle dışı unsurdur. Ara sözler cümle dışı unsur. Bunlardan biri vardır diye sormuş. Hemen şurada bir ünlem görüyorum. Eyvah demiş. Şu an bu cümle dışı unsur olduğuna göre cevabımız. 12. soru dolaylı tümleç açıklayıcısı ile verilmiştir. Açıklayıcı ifadesi gördüğünüzde ara sözü. Dolaylı tümlecin açıklayıcısı ile birlikte verilmesi demek bir tane dolaylı tümleç kullanacağım. Arkasından bir tane ara söz verecek. hangisinde ara söz dolaylı tümleçten sonra kullanılmıştır. Arkadaşımı ziyaret edeceğim. Burası nesne. Arkadaşı kimmiş? Ahmet. Bakın nesnenin açıklayıcısı. Çocuk ağlıyordu. Ağlayan kim? Çocuk. Özne. Küçük olan çocuk öznenin açıklayıcısı. Bu bölgeye ilk kez geliyor. Neresiymiş bu bölge? Karadeniz bölgesi. Dolayı tümleç açıklayıcısı beraber verilmiş. Cevabımız Ceyhan. Ara sözler o ögelerin açıklayıcısı. Ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır." demiş. Çocuk salladı. yandan bir tebessümle salladı. başını salladı. Bakın hepsi yüklemi doğru bir şekilde tamamlıyor. Burada ögeleri ayırmada yanlışlık. Hiç acele etmeden anlattı. Tatlı tatlı anlattı. Dünyanın en kötü kalpli cadısına esir düşen Hansel ve Gretel'in masalını anlattı. Tüm ögeler doğru şekilde tamamlıyor. Burada da ögeleri ayırmada yok. Camdan giren güneş ışınları karanlıktı. Bakın yüklemiz burası. Yükleme gönderdiğimde saçma oldu değil mi? O zaman burada yanlışlık var. Ne olmalıydı? Camdan giren güneş ışınları daha 2 metrede takatten düştüğünden karanlıktı gerisi karanlıkta hep karanlık. Yani şunun buradan bölünmemesi lazım. Buraya kadar tek öge gelmesi lazımdı. Bu yüzden cevabımız C. Şöyle bir sağlamasını burada yapalım. Adam mavi gözleri güzeldi. O gözlerinden güzeldi. Çok daha güzel. Hepsi doğru şekilde tamamlıyor. İnsanlar ayırmaz. Gözlerini ayırmaz. Bir an bile ayırmaz. Doğru şekilde. Bunlar da ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmamış. Cevabımız C. 14. İlk ayrılık sözü hangisinde özne görevinde kullanılmıştır? Şimdi direkt ögelerini ayır. İlk ayrılık sözü hangi ögenin içine kalıyor ona bak. Mesela ilk ayrılıktan sonra şiir yazdım. O zaman burası zarf tümleci. İlk ayrılığı anlatıyor nesne. İlk ayrılıktan söz ettiler dolaylı tümleç. İlk ayrılık filmini çekmiştin. İçinde İlk ayrılık unutulmaz. Unutulmayan ne ilk ayrılık? Özne görevine cevabımız. Evet 15. soru. Hangisinde soru? Farklı ögeyi buldurmaya yöneliktir. Şimdi bir ben miyim derken burada özne diye hemen atlamayalım. Bu cümleyi düz cümleye çevirirsek. Dağlara düşen bir ben miyim? Ne oldu? Yüklemden önce geldiğine göre birincisi yüklemi bu. Hangi çiçek rüyalarıma giren? Hangi çiçek şu çiçek rüyalarıma giren? Yine cümle ögelerini ayırırsak ya da düz cümleye çevir. Rüyalarıma giren hangi çektir? Hangi çiçek? Yine yüklemi buldurdu. Bahar var mı senin düşlerinde? Bakın yüklemden sonra vurgulandığına göre, geldiğine göre mi soruya da yine bulduruyor. Menekşeler mi susuyor? Evet menekşeler susuyor. Neyi buldurdu? Yok mudur? Vardır. Yine yüklemi bulduruyor. O zaman cevabımız. Çeşitli sorulara da dikkat etmeliyiz. Evet böylelikle bu denemenin de sonuna geldik. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.